Bakırköy Belediyesi'ne bağlı Taşeron Bayuaş firmasında çalışan 3 işçi belediye iş 2 No'lu şubede örgütlendikleri için işten atıldı. Sendikaya üye olan bir işçi ise hayvan barınaklarına sürüldü. Bakırköy Belediyesi Taşeron Bayuaş firmasında sendikalaşma faaliyeti yürüten 3 işçiyi işten attı. Bir işçiyi de hayvan barınaklarına sürgün etti. Belediye İş 2 No'lu şubede örgütlenen işçiler Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda işten atmaları protesto etti. Bakırköy Belediyesi şirketi olan Bayuaş işçilerini sendikamızda örgütledik. Bakanlıktan yetki aldık ve 210 üyemiz adına toplu sözleşme süreci başlattık. Belediye yönetimi bu durumdan rahatsız oldu. İşçilerin ücretleri düşürüldü. Üyelerimiz açlıkla terbiye edilmek istendi. Belediye başkanı ücretleri düşünen işçilerin toplantısını bastı, tehditler savurdu. Sonra yanlış bilgilendirdim, haklısınız dedi. Eyleme Türk İş Marmara Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, Tümbelsen 1 No'lu Şube Başkanı Kadri Kılıcı, HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, HDP Milletvekili aday adayı Nilgün Tunçan Ongan ve direnişte olan Ülker işçilerinin yanı sıra pek çok sendika ve siyasi parti temsilcisi katıldı. Türk İş Marmara Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak ve HDP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Levent Tüzel de CHP'nin emekten söz edip emek düşmanı politikalar uygulamasına tepki gösterdi. CHP, açıkça söylüyorum Sayın Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, her ortamda söylediği bir söz var. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde tamamında çalışan her işçi, her emekçi sendika üye olacaktır demişti. Ve bunu söylemeye devam ediyor. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Cumhuriyet Halk Partisi emek sorununa yaklaştığında parti binalarında emek en yüce değerdir diye yazar. Ama onun duvarlarda yazılıyor olması yetmiyor. Bugün Türkiye işçi sınıfının hali ortada. Özellikle 2 haftadır Türkiye ekonomisinin, finans dünyasının yaşadıkları, bütün işçilerin, emekçilerin aldıkları ücretlerin nasıl pula döndüğü de ortada. Üstüne üstlük buna karşı mücadele vermesini beklediğimiz bir sosyal demokrat yönetim anlayışının belediye çalışanlarına bu şekilde davranması kabul edilemez. Açıklamanın ardından Bakırköy Belediyesi'ne seslenen işçiler, belediyenin sözleşme masasına oturmaması halinde 20 Mart'ta greve çıkacaklarını açıkladı. Greve uygulama tarihi bu temeldir 20 Mart olacak arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Umarım oralara gerek kalmadan belediye başkanımız ve belediye yönetimi masada bu işi bitirirler.